Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır size YouTube videosu çekmiyordum. Instagram'a koyduğum bir resim yüzünden bu videoyu çekmek istedim. Nasıl zayıfladın, nasıl zayıfladın, mide ameliyatı mı oldun, ilaç mı kullandın, çay mı içtin, ne yaptın, kime gittin, ne olur bize de söyle. Ya çok teşekkür ediyorum ilginize. O kadar güzel mesajlar gelmiş ki hepsi güzel ama bazıları yok yok kesin mide ameliyatı olmuştur, böyle zayıflanamaz gibi şeyler söylemişler. Aslında şöyle düşünüyordum kendi kendime. Ya o kadar zayıflamadım diyordum. Sonra eski resimlerine bir baktım. <laughs> Bu kadarmış benim suratım. Bayağı da göbeğim varmış hakikaten. Yani insan demek ki ara ara eski resimlerine bakmalı. Sürekli aynaya baktıkça hani biz anlamıyoruz demek ki ne kadar zayıfladığımızı. Ne yaptın Elif? Ne yaptım acaba ben? Ne yaptım ben? Ya aslında, şimdi kızmayın bana da e, farkında olmadan o kadar yanlışlar yapıyormuşum ki. Mesela hiç hareket etmiyormuşum. Bu bir. Hakikaten ben size Zayed'e de söylüyordum. Zayed'e zayde yetişte bir tane baskın mıdır o tartı? Hani böyle çok büyük bir tartı vardır ya. Üstüne binersin. Hani oraya 150 kilolar geliyordu. Kaç kilo çıkmıştım en son? Hatta söylüyordum da Zayed bana kızıyordu. 84 kilo çıkmıştım en son. Ama üstüme elbise vardı, ayakkabılarımı çıkartıyordum. Hadi yani diyelim ki işte ne bileyim 81 ya da 82. Ha şu an kaç kilosun diyorsanız inanın bana tartılmıyorum. Evde tartı yok. Bende ne var biliyor musunuz? Mezura. Mezro. Yani hani böyle ile ölçüyorsunuz ya. Yani o Sanki bana daha iyiymiş geliyor çünkü hani tartı olsa evde gerçekten yok. Hani çıksam eyvah vermedim, eyvah verdim, ay şöyle oldu, ay aldım falan diye onun paniği. Doktorların hepsi öyle söylüyor. İzliyorsunuzdur muhtemelen. Hani tartılmayın diyorlar. Tartılırsanız da 15 günde bir ya da ayda bir tartılın diyorlar. Yani neticede benim evde tartı yok. Ara ara mezir ile belimi ölçüyorum. Bel genişliği işte 80. E, onu da anlamıyorum. Hani tam göbek üstü mü yoksa biraz daha üst mü bel? Ee, yani ben birazcık daha üstü daha ince gördüğüm için oradan ölçmeyi tercih ediyorum. Ee, ama yani neticede ne yaptın Elif, ne yaptın Elif? İnanın bana mide ameliyatı olmadım. Zaten ben hani o tip operasyonları pek sevmiyorum. Hani biliyorsunuz gel kaşlarını aldıralım, gel dudaklarını ince büyütelim diyenlere hiç şey yapmıyorum. Hatta varislerimi bile ekranda aldıralım demişti Zahide Yetiş biliyorsunuz. Onu bile yapmamıştım. Dolayısıyla hani biraz bu operasyonlardan korkar, çekinen bir tip olduğum için... Mide ameliyatı unutun. Ben Allah korusun. Yani Allah göstermesin. Hiçbir zaman düşünmem. Onun dışında önermem de zaten. Çünkü birazcık daha yediklerinize dikkat edip hareket ederseniz daha mükemmel bir sonuç alırsınız. Ha alamazsınız. En son çözüm o olabilir. Hiçbir çay içmedim. Bakın, zayıflatıcı hiçbir çay, hiçbir doktora gidip hiçbir onların önerisi yani bu doğru bir şey değil aslında. Hani doktora gidip falan ama şöyle ben gerçekten hiç hareket etmiyormuşum. Yani bakın eskiden ben bisiklete binerdim, paten kayardım ve inanılmaz zayıftım ve aşırı yerdim. Hala daha aşırı yiyorum. Gerçekten aşırı yiyorum. Yani Mesela sabah kahvaltısında 4-5 dilim ekmek yiyorum. Hani reçelli, ballı yani böyle az da değil. Gerçekten çok yiyorum. Börek yiyorum, simit yiyorum. Yani e, tatlı yiyorum. Yani tatlı kesmedim, böreği kesmedim. E, ne yaptın Elif diyorsanız söyleyeceğim. Hareket etmeye başladım. Mesela günde 200 adım atarken, 200 adım gerçekten çok az bir adımmış meğerse. E, ben çekime gidiyordum. Eve geliyordum. E, Yatak odası, mutfak arası ne kadarsa artık 10 adım, 5 adım. Dolayısıyla da hani hareket etmiyorsun. Öyle bir spora gideyim, işte yok, işte kardiyo yapayım. Böyle şeylerim hiç yoktu. E bir de fibromiyajlarım var, ağrıyor. Of, 3 gün ağrır, 5 gün ağrır falan. <laughs> Ondan sonra neticede pazara gidiyorum yürüyerek. Markete gidiyorum yürüyerek. Alışverişe gidiyorum yürüyerek. Yani gerçekten hani arabayı biraz daha az kullanıp hani en azından şöyle e, yürüyerek bir yerlere gitmeye başladım. O bende bir e, farklılık yarattı. Sonrasında asıl 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 önemli olan ben akşam yemeğinden sonra sofra toplandıktan sonra çok iyi biliyorsunuz anlatmıştım ekranlarda. Kaşar ekmek yiyordum. Yarım ekmeği alıp içine kaşar koyuyordum. Ekmek arası gofret yiyordum. Üstüne iki paket dizileri izlerken çekirdek yiyordum. Yok patlamış mısın? Yok çayın yanına kek? Yok oğlan ister sufle? Yok canın ister makarna? Yani bunları saat 8'den sonra yapan bir insan düşünebiliyor musunuz? Ve yatakta böyle 3-5 yastıkta böyle <laughs> falan yatıyorsunuz. Ben dedim ki tamam ben artık dedim akşam 8'den sonra. Bilemediniz buçuk Hadi bilemediniz 9. Hiçbir şey dedim yemeyeceğim. Öyle patlamış mısır, öyle çekirdek dizi izlerken yok ekmek arası gofretler, yok tatlılar. Bunları kestim. Yani neticede yani ne yaptın Elif diyorsanız size büyük bir samimiyetle söylüyorum. Çekirdeği bıraktım. Akşamları yediğim abur cuburları bıraktım. Akşamları artık çay demlense de sadece çay içmeye gayret ediyorum. Yani yanında varsa hadi bazen kalabalıksa ortam bir iki kişi yiyorsa hadi tamam yiyorum. Ama yani bunu da her gün yapmıyorum. Eskiden inanın her gün yapıyordum ya. Vallahi bilenler bilir. Oturuyorsun diziye çıt 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 bir, bir paket kafadan bitiyor. Hadi bir tane daha açıyorsun, yarısını kapatıyorsun. Diyorsun ki ay onu da bitireyim falan filan diyorsun. Zaten çekirdek de çok pahalılanmış. Her şey pahalanmış. Neyse pahalılığı boşverin de neticede sağlık önemli. Yani bir baktım Akşamları daha rahat uyumaya başladım öyle abur cubur kestikten sonra. Ondan sonra hani yürümeye başladıktan sonra daha sağlıklı hissetmeye başladım. Ben kendi programımı yaparken Namık Ekin gelmişti. Namık Hoca izliyorsa selam olsun. Ee, böyle demişti ki, Elif demişti. Siz zayıflamak istiyorsanız erkeklerde daha çok kas var. Kadınlar kaslarını güçlendirsin. Var olan kaslarını daha çok güçlendirsin. En büyük kasımız nedir? Bu, bu kaslarımız tamam mı? Dolayısıyla bu kasları çalıştırdıkça göbek yağların erir. Yani göbek yağlarını eritmek için mekik çekme. Bisiklete bin, bu kaslarını çalıştır, ondan sonra göbek yağların eriyecek diyordu. E, dolayısıyla yürüdükçe tabi bacak kaslarım çalışıyor. Zaten benim bacaklarım ince. E, kalçam yok. Bakın. <laughs> Zaten kalçam yok. Benim elma tipi. Böyle burası böyle kocaman oluyor. Üstüm kocaman oluyor tamam mı? Zaten bacaklarım, kalçalarım olmadığı için bir tık daha zayıf gözüküyorum ama aslında armut tipi olanlar daha sağlıklı. Yani kalp için organların hani daha böyle üst tarafın zayıf olması lazımmış. Neyse, neticede ben ne yaptım? Hemen tekrar özetliyorum. Mide ameliyatı olmadım. Herhangi bir ilaç içmedim. Herhangi bir doktorun önerisiyle bir şey yapmadım. Kendi kendime yürüyüşe başladım. Kendi kendime akşam yediğim abur cuburları kestim. Ama inanın bana gündüz acayip güzel yemek yiyorum. Böreğimi de yiyorum, tatlımı da yiyorum. Aslında onları yemesem var ya çok daha güzel olacak. En azından şu göbeğim gidecek. Ama onları bırakamıyorum. Hani diyorsunuz ya bırakamıyoruz ne yapacağız. İşte daha çok onları öğlen ve e, e, sabah saatlerine aldım. Hani börek yiyeceksem, tatlı yiyeceksem öğlen ya da işte azar akşamına diyorum ki neyse şimdi yeme Elif rüyama giriyor. Yarın şu tatlıyı yersin, şu böreği yersin falan diyorum. Yani aç yatmak yani en azından 8'den sonra, 8.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Yapabiliyorsam 7'den sonra yememeye çalışıyorum. Yani bazı doktorlar hani 6'dan sonra diyor ama hani o kadar dayanamıyorum ama hani 7'den sonra bir şey yememeye gayret ediyorum. Lütfen siz de bir böyle deneyin. Bir bakın daha çok hareket etmeye çalışın. Abur cuburu kesin. Hani belki siz yapabilirseniz tamamen tatlıyı kesebilirsiniz ki ben onu kesemedim. Onun için hala görünmeyen yerlerimde e, kilolar var. Şöyle bunlar kapatıyor ama bir de Tabii ki o Instagram'a koyduğum fotoğraflarda biraz hileli çekiyoruz. Hani bazen böyle filtreler oluyor, daha genç gösteriyor. Mesela daha zayıf bir açı var. Şöyle bir o zayıf açıyla çekiyorlar. Daha uzun, daha ince falan filan çıkıyoruz. Bunu da yazıyorum ama demek ki çok dikkat etmiyorsunuz. Hani bazı uygulamalarla çekiyoruz diye. Ama yine de çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Kanalıma abone olursanız çok da mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Daha başka yaptığım şeyler olursa, zayıflama ile ilgili öğrendiğim şeyler olursa onu da paylaşırım. Ama çok sorduğunuz için böyle bir video çekmek istedim. Hoşçakalın.